Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, değerli izleyenler, Olay Televizyonu burası. Ben Ahmet Ersan, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünyanın halini konuşacağız. En büyük alkışlar sizlere gelsin. Bu arada ben de duyabilirsem, Özgürcüğüm, çok teşekkür ederim. Bunu duyamıyorum çünkü henüz. Güzel şeyler anlatmak istiyoruz, eğlenceli şeyler anlatmak istiyoruz ama ne dünya ne de ülke gündemi buna müsaade etmiyor. Sürekli negatif şeyler yaşıyoruz. Biz de bu negatif şeyler karşısında insanları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Önce kendimiz bilgileniyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz ve sonra size aktarıyoruz. Bugün ama nispeten daha rahat bir gündemle huzurlarınızdayız. Amerika ile başlayacağız. Donald Trump biliyorsunuz 20 Ocak'ta Amerikan başkanlık koltuğuna oturacak. Şu an iki başkan var. Biri görevdeki başkan, biri seçilmiş başkan. İkisine de aynı protokoller uygulanıyor. Ama 20 Ocak'a kadar Trump'ın herhangi bir yetkisi yok. Fakat yapacağı şeyleri söylüyor, ifade ediyor. Onun sözcüsü var. Spencer zannederim ismi. Diyor ki Obama başkanlık seçimlerine Rusların internet üzerinden müdahale ettiğini söylüyor fakat ellerinde delil yok, saçmalıyorlar, bunlar saçma iddialar diyor ve hakikaten de saçma iddialar. İş yerlerinde böyle sürekli şikayet eden tipler vardır, herkese fiştekleyen tipler vardır, bununla beslenir, negatif enerjiyle beslenir. Obama da biraz iş yerinde herkesi fiştekleyen adamlar gibi ama anlamadığı şey şu oldu 8 sene boyunca. 8 senedir dünyanın patronu sendin. Dolayısıyla kimi kime şikayet ediyorsun? Bu nasıl bir aymazlık, bu nasıl bir ahlaksızlık şeklinde tezahür etmeye başladı. Gider ayak. Trump'la birlikte çok şeyin değişeceğini, değişmesi gerektiğini, değişme yolunda olduğunu bu programda ve diğer programlarda defaatle anlattık. İnşallah faydalı olmuştur. Twitter.com Ahmet Ersan ST adresinden bana ulaşabilirsiniz. Dünyanın hali başlıyor efendim. Devam ediyoruz. Bir haberimiz var. Japonya'da bir çift 18 yıl boyunca birbirleriyle konuşmamış ve 18 yıldır evliler. Bence 18 yıldır evli olmalarının başarısının sırrı 18 yıldır konuşmamalarında saklı olabilir. Bana sorarsanız. Evlilikte iletişimsizliğin hep bir problem olduğunu söyler uzmanlar. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. Uzun süreli evliliklerde iletişim, aşırı iletişim biraz problem yaratıyor. Japonya'daki bu çift 18 sene boyunca birbirleriyle konuşmamışlar. Ve hala evliler. Büyük başarı. 26 yıl önce evlenmişler. Bir kere küsmüşler 2 sene kadar. Sonra çocukları için barışmaya karar vermişler. 2 sene sonra bir daha küsmüşler. Ve 18 yıl boyunca hiç konuşmamışlar. Aynı evde yaşamışlar. Demek ki iletişim o kadar da zannedildiği kadar da önemli bir şey değil. Sessiz olmak, sükût sahibi olmak aslında kadim inançların da tavsiye ettiği bir şeydir. Fakat modern zamanlar bize hep sürekli konuşmamız gerektiğini, sürekli iletişim halinde olmamız gerektiği yalanını anlattı. Sürekli konuşmazsak birbirimizi sevmiyoruz gibi bir şey ortaya çıktı. Sevgililer, çiftler bile birbirlerine sitem ediyorlar. Neden yazmıyorsun diye WhatsApp mesajı geliyor mesela. Oysa sorulması gereken soru neden yazıyorsun? Yani iyiyiz, hoşuz, hayattayız.
çalışıyoruz, ekmeğimizdeyiz. Ne yapıyorsun? Mesela dünyanın en saçma sorularından bir tanesi. Ne yapıyorsun değil de ya da ne yapıyorsun sorusuna ben şöyle cevap veriyorum genelde. Ne yapabilirim sence? Yani ne yapabilirim en fazla? Her zaman gerçi pek ne yapıyorsun diye soran da yok ya, neyse. Belki de bu tavrım yüzünden olabilir. Biraz daha bu mevzuya farklı yaklaştığım için olabilir. Japonya'daki bu çiftimiz 18 yıl boyunca konuşmamışlar. Bu biraz Japoncanın kendisinden de kaynaklanıyor olabilir. Mesela ben de Japon olsaydım, ana dilim Japonca olsaydı ben de çok konuşmazdım. Çünkü dışarıdan duyduğum kadarıyla taklit edeceğim. Japonca bilmiyorum ama şöyle konuşuyorlar. Ne dedin? Seni seviyorum dedi. İmkanı yok yani. O tonlamayla kurulmuş bir cümlede iyi bir şey geçmesi mümkün değil. Ben Japon olsaydım ben de konuşmazdım. Çok başarılılar, teknolojide çok iyiler, milli gelirleri çok yüksek. Muhtemelen konuşmak yerine çalıştıkları için olabilir. Burada da ciddi bir ibret durumu söz konusu. Çalışırsanız oluyor. Elbette birileri sizin güç olmanızı da istemeyeceklerdir. Çünkü sizin ekstradan güçlenmeniz dünyadaki pastadan aldığınız payın büyümesidir. Kimse kendi tabağına düşen pastanın miktarının azalmasını istemez. Bu bağlamda terör örgütlerini de maşa olarak kullanır. Eline geçen ekonomik suikast yapma imkanlarını kullanır, itibar suikasti yapma imkanlarını kullanır, hakkınızda dezenformasyon yapar, aleyhinizde kamuoyu oluşturur, dünya kamuoyunu örgütler. Ama siz durmadan çalışırsanız, durmadan çağın gerektirdiği fikri bilince ulaşırsanız ki bu çağın bilinci inovasyondur, karşınızda duracak bir güç yoktur. Dünyanın en büyük barajları bile yağmur yeteri kadar yağdığında kapakları açmak zorunda kalıyor. Bu Hoover Barajı da olsa fark etmez, Doğancı Barajı da olsa fark etmez, Atatürk Barajı da olsa fark etmez. Siz yağmur olup yeteri kadar yağarsanız, taşarsanız, İstiklal Marşı'nda da geçtiği gibi yeteri kadar yağmur olup yağarsanız, gayret ederseniz aşamayacağınız bir bent, önünüzde durabilecek bir set henüz icat edilmedi, henüz başarılmadı. Genç arkadaşlara da bunu söyleyelim. Çünkü bu programın temel hikayelerinden bir tanesi vatansever olmaktır. Vatansever çizgide doğruları, yanlışları izleyenlere aktarabilmektir. Her zaman söylüyoruz, bizim başka ülkemiz yok, yani benim yok. Dolayısıyla sonuna kadar buradayız, sonuna kadar biriz, beraberiz. Neyse, geçelim şimdi. Fransa'da bir yasa yürürlüğe girmiş. Fransızların haftalık çalışma saati 35'miş efendim. 35 saat maksimum çalışıyorlarmış ve mesai saatleri dışında artık kendilerine gelen e-postalara bakmak zorunda değillermiş. Çünkü mesai dışında işle ilgili bir e-posta aldığınızda buna bakınca yine mesai yapmış oluyorsunuz diye algılıyorlar. Bence adamlar konfordan kafayı yemiş. Yani Türkçesi bu. Biliyorsunuz dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesidir Fransa, ki bizim de ilk etapta evvel emirde bir an evvel o seviyeye gelmeye çalıştığımız, birinci derecede rekabet edeceğimiz ülke Fransa'dır. Türkiye'nin bir an önce Fransa'nın ekonomik büyüklüğüne gelmesi gerekir. Bizden 2,5 kat kadar daha büyük bir ekonomileri var. Göçmenleri istemiyorlar. Temel
argümanları buraya gelip işlerimizi ellerimizden alıyor diyorlar ama hiçbir Fransız da göçmenin çalıştığı işte çalışmıyor. Hepsi son derece az saatlerde çok yüksek paralar alarak çalışıyorlar. E peki bunu nasıl yapıyorlar derseniz üretime dayalı bir ekonomileri var. Ama esas numaraları Afrika'nın önemli bir kısmını finans sektörü üzerinden sömürmeleridir. Bunu daha önce haritasıyla anlatmıştık. Ama bu insanlık suçunu, bu iğrençliği canlı yayında bir kez daha dile getirelim. Sömürgeler tarihi diye anlatılıyor, sömürge çağı diye anlatılıyor ki bu da büyük bir yalandır. Sanki sömürge bitmiştir. Artık tarihin konusudur, modern dünyada sömürü yoktur gibi bir algı da üretilmeye çalışılıyor. Ama sömürü el an vardır, el an devam etmektedir. Afrika'nın sırtından Afrika'daki ortalama yaşam süresinin 20-25-30 olduğu ülkelerdeki insanların kanıyla, etiyle, tırnağıyla Fransa'da rahat içinde yaşıyorlar, bagetlerini tüketiyorlar ki tüketsinler de yani buradan ben Fransız düşmanlığı yapacak değilim. Benim Fransızla, Almanla, İngilizle şahsen sorunum olmaz, Rusla şahsen sorunum olmaz. Emperyalizmin bu türüyle ya da emperyalizmin her türüyle sorunumuz olur. Dolayısıyla burada anlattığımız şey Fransız ekosistemidir. Fransızların kendi yaşam hakları, düşünceleri, inançları asla hedef gösterdiğimiz, hedef aldığımız bir şey değildir. Biz Fransız devletinden bahsediyoruz, onun politikalarından bahsediyoruz. Normal Fransızlarla işimiz yok. Haftada 35 saat çalışıyorlarmış maksimum. Bu 5 gün gün yani 5 gün çalıştıklarını farz edersek günde kaç saat çalışıyorlar yani 7 saat çalışıyorlar ve bu bizde 40 saat diye diyor Erdoğan yönetmenim. Tabii o biraz doğru değildir. Ben haftada 40 saat çalışan insan çok görmüyorum. Kendi etrafımda da görmüyorum. Bizde yoğun. Bu arada bu kulaklık benim kulağıma uyum sağlayamadığı için ben bir kulak operasyonu yaptırmaya karar verdim. Kulağımı kulaklığa uygun hale getireceğim. Bildiğiniz iyi bir kulak cerrahı varsa bana da önerin efendim. Olmuyor. Yani herkese oluyor. Bütün programcılara oluyor. Bana olmuyor. Çözemedim bunu, çözemedim. Kulaklığın benimle bir problemi var. İstemeden onu üzmüş olabilirim. Yani kulağımı değiştireceğim artık. Hollywood var biliyorsunuz. Onun da meşhur bir yazısı var. Hollywood, Los Angeles'ta, Melekler Şehri'nde. O Hollywood'un Wood'u Weed olarak değiştirilmiş efendim. Weed, ot yani nasıl ifade edeyim? Marihuana, esrar falan gibi söyleyebiliriz. Holy Weed olarak değiştirilmiş yani kutsal esrar anlamına geliyor. 2018 itibariyle Kaliforniya'da yetişkinlerin esrar kullanması serbest hale gelecek. Zannederim Kaliforniya bu noktada enteresan bir yer haline gelecek. Neden derseniz adamlar çok pragmatik. Bizde olsun diye söylemiyorum. Örnek olarak da göstermiyorum. Amacım o değil. Başka bir şey anlatacağım. Adamlar yani meşhur bir laf vardır. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser mi ne öyle bir şey. Bunu engelleyemiyorlarsa bundan para kazanmanın yolunu buluyorlar.
serbest hale geldi. Doktor raporuyla uzun zamandır Kaliforniya'da ve Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde insanlar marihuana tüketebiliyorlar. Hatta bunun şakası da yapılıyor. Birdenbire Amerika'da 10 milyonlarca insan glokoma oldu diyorlar. Çünkü glokoma olduğunuzu söylediğinizde doktorunuz size yasal olarak marihuana alma reçetesi veriyor. Herkes alabiliyor. Mesleki anlamda başarılı olamayan doktorlar da kendilerini bu reçeteyi yazmaya adadılar. Geçimlerini böyle sağlıyorlar. Ve Kaliforniya'da uyuşturucu kartelleri tamamen çökmüş durumda. Uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden insanların sayısı %90'lara varan oranda azalmış durumda. Amerikalılar bu noktada pragmatiktirler ve baş edemedikleri şeyi yasallaştırarak uzun yıllardır silahla mücadele ettikleri, istihbaratla mücadele ettikleri bu örgütleri önemli ölçüde yenmeyi başardılar. Amerika'da DEA vardır mesela. Devasa bir güvenlik ajansıdır, devlete bağlı. Bizim işte MIT gibi falan düşünebilirsiniz. Ama sadece uyuşturucuyla mücadele için kurulmuştur. Bunların ajanları vardır, silahlı külahlı adamları vardır falan filan. DEA'nin de işi kolaylaşmış, boşa çıkmış şeyi yasallaştırarak, marihuanayı yasallaştırarak ki gayri yasal olmasının da hikayesini kısaca anlatmak gerekirse bunları nereden biliyorsun derseniz ben gereksiz olan her şeyi bilirim. Bir tecrübeye istinaden anlatmıyorum bunu. Yani benim kullandığım bir şey değil. Öyle bir algı oluşmasın lütfen. Programı organize de bitirmeyelim. Sadece tarihsel bilgi olarak söylüyorum. Devasa tütün şirketlerinin, tobacco şirketlerinin aleyhinde yazı yazdırarak, kampanyalar yaptırarak, senatoya, kongreye etki ederek yasaklattıkları ve bunu da tüm dünyaya dayattıkları bir hikayesi vardır. Çünkü tütün çok çok daha zararlı, çok çok daha öldürücü, çok çok daha bağımlılık yapıcı, iğrenç bir maddedir ve dünyada hala tütün lobisi çok güçlüdür. Silah lobisi gibi çok güçlüdür. Çok paraları vardır ve bu paraları da harcarlar. Bir sonraki haberimiz Güney Koreli medyumun kızı da tutuklandı diye. Bunun biraz arka planını anlatmak lazım. Güney Kore'de Moon tarikatı var efendim. Bizdeki o pislik çetenin adını da anmak istemiyorum. Paralel yapı gibi Güney Kore'de örgütlenmiş. Ta 80'lerden beri, 70'lerin sonundan beri dünyada ve dünyanın farklı ülkelerinde Amerikan sermayesinin bir kısmı tarafından desteklenen, devlete sızmaları noktasında istihbarat verilen örgütlerdir bunlar. Bunlar sözde diyaloğu ön plana çıkarırlar. Open borders, yani açık sınırlar, sınırsız, bayraksız, hükümetsiz, açık bir dünya devleti ideali vardır. Böyle anlatırlar, insanları böyle kandırırlar ve ilk söylendiğinde kulağa da hoş gelir. Yani sınırların olmadığı, herkesin her yere gidebildiği bir dünya hayali kurdururlar ama bu hayalin babasının yani Barack Obama ve yönetiminin 8 senede bize verdiği zarar da ortada ve hala Türkiye'de Donald Trump seçimi kazandı diye üzülenler var, Obama'nın gidişine üzülenler var. Onlardan ricam öldükleri zaman beyinlerini tıp camiasına bağışlasınlar. Çünkü çok ciddi bir anomali var. Yani size bu kadar zarar vermiş, ülkenizi bu kadar üzmüş, yıpratmış, tüm dünyada sizi IŞİD'le petrol alışverişi
yapıyor, gösteren ama iktidarın son günlerinde de CIA'ya resmi ağızdan özür dileten bir yönetimle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Fakat yıllardır Türkiye IŞİD'le petrol alışverişi yapıyor, IŞİD'i finanse ediyor, algısını çarşaf çarşaf gazetelerde, televizyonlarda, medyada anlattılar. Yerli işbirlikçileri de buna müdahil oldular. Fakat Türkiye'nin bunu yapmadığını düşündüklerini çok küçük bir haberle verdiler. Dolayısıyla milyarlarca insanın henüz bundan haberi yok ve Türkiye ile IŞİD'i ya da DAEŞ'i bir tutuyorlar, tutma eğilimi içindeler. Biz de kendimizi dünyaya pek anlatamıyoruz. İşte Türk'ün Türkiye propagandası denen tuzağa çok çabuk düşüyoruz. Birbirimizi gaza getiriyoruz. Halbuki bu enerjiyi doğru organize etmek, dünyaya bunu doğru anlatmak. Mesela şimdi bir uluslararası yayın yapan kanalımız açıldı. Çok geç olmasına rağmen TRT World, ben de duyurusunu yapmış olayım, İngilizce yayın yapıyor. Çünkü siz Amerika'da bir şey olduğu zaman hemen CNN International açarsınız eğer dil biliyorsanız. Ya da BBC'yi açarsınız, İngiltere'de, Avrupa'da bir şey olduysa. İtalya'da RAI'yi açarsınız, bunlar bilinir. Alman kanalları da bilinir de onun bununla çok alakası yok bu bilgiyle. Bu şakayla bitirelim efendim. Dünyanın hali pürmelalini anlattık, biraz güldük. Biraz ciddi konulara değindik. İnşallah soft bir gündemle huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saatler 23'ü gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak, hala nefes alıyor olur isek, başımıza kötü bir şey gelmezse, yol kenarında 5 milyon dolar ve üzeri bir para bulmamışsak huzurlarınızda olmak istiyoruz efendim, nasipse. Hayırlı akşamlar. Dünyanın hali bitti.